Bu çorbayı yaparken bütün sebzelerin aynı orantıda olmasına dikkat ederseniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle izah edeyim. Patates orta boy, havuç orta boy, soğan orta boy olacak şekilde. Veya daha fazla yapmak isterseniz hepsini büyük olacak şekilde yaparsanız daha lezzetli oluyor gerçekten. Ben bunu defalarca denedim. Yarım klasik su bardağı da mercimek kullandık. Yani orta boy patatesi eşdeğer şekilde. Hepsini göz kararı kullanırsanız daha güzel oluyor. Yani birini küçük, birini büyük değil de hepsini orta boy olacak şekilde. Bir çay kaşığı zencefil ve zerdeçal ekliyorum. Gerçekten çok lezzet veriyor. Pırasa yemeyen çocuklar için böyle biraz da baharatlı. Hiç anlamayacaklar zerdeçal ve zencefil tadına emin olabilirsiniz. Bizim evde bu çorba her gün 5 yaşındaki çocuk kızım tarafından isteniliyor gerçekten. Bazen bu çorbayı yaparken birkaç yaprak ıspanak ilave ediyorum. Ama ıspanağı pırasa kadar çok kullanmayın. Çünkü tadını biraz lezzetsiz hale getirebiliyor. Çocuklar da haliyle hemen anlıyor. Ama pırasa... Pırasa ve kereviz varsa kerevizi de ekleyebilirsiniz. Onlarda hiç sıkıntı yok. Bol bol pırasa ve kereviz ekleyebilirsiniz. O böyle fazla lezzetini değiştirmiyor açıkçası. Pırasa da çok güzel lezzet veriyor. Bunu ben defalarca denedim. Yemek yemeyi sevmeyen çocuklarınız için böyle bir çorba hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Sıvı yağ kullanmayacağım kesinlikle. En sona doğru tereyağı attığınızda çok güzel lezzet oluyor. Şimdi kaynamaya ve yumuşamaya bırakıyorum. Yumuşamış mı diye iyicene bakıyorum. Hep de gayet güzel görünüyor. Şöyle blenderdan çekelim. Ona göre istediğiniz kıvamın için su ekleyebilirsiniz. Ne kadar sulu veya koyu kıvamını seviyorsanız ona göre su ekleyebilirsiniz. Gayet güzel pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi altını açıyorum. İstediğiniz kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Kaynamış su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. 1 litre suyla güzelce bütün sebzeleri haşladık. Şimdi de 2 bardak daha su ekledim. Benim istediğim kıvam buydu. Ne sıvı ne de çok koyu bir kıvam olmasını istemedim. Toplamda 5, 6, 7 bardak su eklemiş oldum. Şimdi bir taşım kaynadıktan sonra tereyağını en sona vereceğim. Kaynamaya başladı. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Tereyağı eridikten sonra kapatıyorum. Dilerseniz şimdi de kapatabilirsiniz. Ama en sonunda tereyağını eklerseniz gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Pırasa, brokoli, kereviz... sebzeleri sevmeyen çocuklar için gerçekten çok güzel bir çorba tarifi. Biraz sadece fark eden sebze, tadını değiştiren sebze ıspanak. O da 4-5 dal katarsanız sorun olmuyor ama biraz fazla kaçırdığınızda hemen tadını belli ediyor. Onun dışındaki bütün kereviz, pırasa gibi, hatta ben ıspanak bile, ısırgan otu bile koydum sevgili dostlarım. Hiç anlamadı, gayet de güzel yedi. 5 yaşındaki kızım 2 tabak yiyor bunu yaptığımda. Her günde bizim evde mutlaka olur. İçine değişik sebzeler koyarak ve böyle bol tereyağlı da yaparak şifalı güzel bir çorba tarifi. Büyükler için de gayet uygun bir çorba. Çok lezzetli oluyor. Tam kış gününde bol vitaminli çorba tarifi. Hemen kıvamını da size göstermek istiyorum. Kıvamı da gayet güzel. Ne duru ne de çok koyu oldu. Tam istediğim kıvamda. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere. Tamam. Tamam, bir daha veririm. Durum bu işte, gördüğünüz gibi ikinci tabağı da istiyor.